Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Nisa suresi ve Nisa suresinin 1 ve 4. ayetler arasını değerlendireceğiz. Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'deki 4. sure ve uzunluk itibariyle Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden birisi. Surenin ismi kadınlar anlamında. Bu surede kadınlarla alakalı da pek çok hükümler, aile hayatıyla alakalı pek çok hükümler yer aldığından böyle bir isim sureye verilmiş. Allah-u Teala surenin başında bütün insanlara hitap ederek şöyle buyuruyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, ittagu rabbakum, Rabbinizden sakının. Ellezî halagakum min nefsin vahide, o Rabbiniz ki tek bir nefisten sizi yarattı. Ve halaga minha zevceha, ve o tek nefisten eşini yarattı. Ve beffe minhuma ricalen kethira ve nisa'a, ve Allah o kadın ve erkekten pek çok kadın ve erkekleri yarattı, çoğalttı. Bettagullah, Allah'tan sakının. Ellezî tesâelûne bihi, kendisiyle birbirinizden istemiş olduğunuz, Allah adına diye istemiş olduğunuz o zat-ı ecelli âlâdan sakının. Vel erham, ve rahimlerden de sakının. Yani sıla-i rahme dikkat edin. Sıla-i rahmin hakkını vermemekten korkun. İnnallâhe kâne aleykum rakîbe, şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde rakiptir. Sizin ne yaptığınızı görmekte, murakabe etmektedir. Allah-u Teala surenin başında ey insanlar dedim. Bu ya eyyühennas ile başlayan iki sureden birisi. Diğer sure ise Hac suresi. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'in ilk yarısındaki 4. sure. Hac suresi ise Kur'an-ı Kerim'deki 2. yarıdaki 4. sure. Birincisi insanların yaratılışından bahsediyor. İkincisi ise kıyametten, bir gün gelip şu dünya hayatının biteceğinden, kıyametin zelzelesinden haber veriyor. Bu şekilde bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in sureleri arasında da tam bir tenasüf var, tam bir bütünlük var. Bunu bu manada da değerlendirmek ve görmek mümkün. Alemlerin Rabbinin muhatap olarak biz insanları seçmesi insanlar açısından çok büyük bir mazhariyettir. Allah-u Teala bize hitap ediyor. Ya eyyühennas, ey insanlar diyor, hepimize sesleniyor. İttagu rabbakum, Rabbinizden sakının. Allah'tan korkmak, bu tabi mücerret korku anlamında değil, saygıyla beraber bir korku. Bir insan çok büyük bir zattan çekinir ama bu çekinmek saygıyla beraber olan bir durumdur. Allah'tan korkmak da onun emirlerine karşı gelmekten korkmak. Allah'ın hukukunu yerine getirememekten korkmak. O anlamda değerlendirebiliriz. Ellezî halagakum min nefsin vahide, o Rabbiniz sizi tek bir nefisten yarattı. Ve halaga minha zevcehe, ve ondan da eşini yarattı. Genelde tefsirlerde tek nefis Adem ve ondan eşinin yaratılması Havva olarak ifade edilmiş. Tevrat'ta şöyle bir anlatım görmekteyiz. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem Adın cennetindeydi ve tek başına canı sıkılıyordu. Bir defasında işte üzerine bir uyku arız oldu, uyku çöktü ve Hazreti Adem uyudu. O uyuduğunda Allah-u Teala onun kaburga kemiğinden aldı ve oradan Havva'yı yarattı. Ve Hazreti Adem'den almış olduğu o yeri etle kapattı. Hazreti Adem uyandığında o tarafında bir boşluk hissetti. Sonra Havva'yı gördü, Havva'ya muhabbet etti. Herhalde bu sembolik bir anlatım. Kadın ve erkeğin birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu, nefsi vahide hükmünde olduğunu, tek bir nefis hükmünde olduğunu Tevrat böyle anlatıyor. Tevrat neticede Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala şöyle bildirir. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Allah'ın ayetlerinden birisi de
kendi nefislerinizden eşler yaratmasıdır. Burada nasıl ki eşler, hanımlarımız doğrudan bizden bir parça değil. Ama min enfusikum diye ayette ifade ediliyor. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı da benzeri bir şekilde değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla acaba Hazreti Havva nasıl yaratıldı? Doğrudan bir kemikten mi yaratıldı? Bunu öyle değerlendirmek herhalde yanlış olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kemik ifadesini kullanıyor. Ama şu manada geçiyor. Kadın eye kemiği gibidir. Doğrultmaya kalkarsanız onu kırarsınız. Ama onu o şekilde kabul ederseniz istifade edersiniz. Burada bir benzetme söz konusu. Nasıl ki diyelim eğri bir kemik düzeltilmeye çalışılsa onu kırmış oluruz. Kadını da kadın olarak kabul etmek. Yani kadının kendine göre bir tabiatı vardır. Erkeğin de kendine göre bir tabiatı var. Diyelim kadın zinete daha düşkündür. Bu tabiatı reddetmek, kadını da erkek gibi zinetten arındırmaya çalışmak uygun olmayacaktır. Ve onu erkeğe benzetmeye çalışmak onun tabiatına aykırı olacaktır. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Hazreti Adem nasıl anasız babasız doğrudan topraktan yaratıldı? Muhtemelen Hazreti Havva da doğrudan topraktan yaratıldı. Ona mukabil olarak yaratıldı. Bu anlamda değerlendirmek mümkün. Ve bethe minhuma ricalen kethira ve nisa'a ve Allah bu ikisinden çok erkekler ve kadınlar yaydı. Şu anda Hazreti Adem ve Havva'nın yeryüzünde 7 milyara yakın torunları var. Ve tarihte ne kadarı da geldi geçti. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar Adem ve Havva'nın torunları. Ve bu noktada herkes kendini bir peygamber torunu olarak görebilir. Çünkü Hazreti Adem aynı zamanda peygamberdi. Dolayısıyla bizim ecdadımız içerisinde de peygamberler bulunmakta. Ve böyle olunca herkes bir yönüyle peygamber torunu denilebilir. Vettegullah, Allah'tan sakının. Ellezî tesâelûne bihi vel erham, onun adını anarak Allah adına, Allah aşkına gibi ifadelerle siz birbirinizden istersiniz. Ve vel erham, rahim aşkına, rahim hakkı için böyle bir ifade de yine kullanırsınız. Burada iki türlü mana verilebilir. Yani Allah'tan sakının, sıla-i rahme de dikkat edin. Akrabalık bağlarını gözetememekten de korkun. Bu mana olduğu gibi işte rahim hakkı için de böyle bir ifadede kullanırsınız. Buna da ayet-i kerimede dikkat çekiliyor. Ve zaten surenin muhtevası genelde aile haklarıyla alakalı, aile hukukuyla alakalı meseleler. Dolayısıyla gerek kadın erkek evliliğiyle aralarına bir hukuk meydana geliyor. Gerek akrabalık bağları meydana geliyor. Bunların her birinin hukuku var. Bunların riayet edilmesi, gözetilmesi gerekir. İnna Allahu kana aleykum rakibe, Allah üzerinize rakiptir. Yani Allah sizin ne yaptığınızı görür ve gözetir. Ve atul yetama emvalahum, yetimlere mallarını verin. Ve la tetebeddelul habise bit-tayyib, tayyip olanı temiz olanla değiştirmeyin. Yani temiz olanı pis olanla karıştırmayın. Helal olan şeylerinize, mallarınıza, haram olan yetim malını karıştırmayın. Burada yetim kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Yetim kelimesi küçükken babası vefat edene verilen isimdir. Yani henüz buluğa ermeden çocuk yaşta bir insanın babası vefat etmişse ona yetim denilir. Eğer buluğdan sonra vefat etmişse ona yetim denilmiyor. Anne tarafından Türkçedeki kullanımda öksüz tabiri kullanılır. Annesi vefat ettiğinde öksüz, babası vefat ettiğinde yetim. Ve yetimlere mallarını verin. Malum işte diyelim anne veya baba öldü, çocuk yetim kaldı. Bunun neticesinde akrabaları genelde çocukla ilgilenir. Ana babasından kalan mala onlar tesahüp ederler. Çocuk namına sahip çıkarlar. Ve o mal onların yanında emanettir. O mal onlara ait değildir. Yetime aittir. Ve yetimin malının
kendisine verilmesi gerekir. Bu noktada gerek Asr-ı Saadet'te gerek sonraki dönemlerde bir takım suistimaller olmuş. Ayet-i Kerime bu gibi suistimalleri ortadan kaldırmak için inmiştir. Ve işte Peygamberimiz döneminde bir çocuğun babası vefat etmiş, babasından epey mal kalmış ama amcası o mala konmak istiyor. Ama ayet-i kerimeler geldiğinde, bunun bir zulüm, bunun bir günah olduğu ayette ifade edildiğinde bu yaptığından vazgeçiyor. Demek ki yetime bakmak evet son derece önemli. Yetimle ilgilenmek en büyük sevaplardan. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ben ve yetime iyi bakan kimse cennette böyleyiz diyor. Yani orada bir ve beraber olacağız. Bu manada yetime sahip çıkmak hem bir görevdir hem de büyük bir fazilettir. Ama bunun elbette sorumluluğu da var. İşte çocuktan dolayı o malığa sahip çıkmaya çalışmak, onu kendi malı gibi yiyip bitirmek bu uygun bir şey değil. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْحَب۪يثَ بِالْتَيِّبِ Habis olanı tayyip olanla değiştirmeyin. Yani habis olan yetim malını kendi malına katmak, kendi malı gibi kullanmak. Kendi malı ise diyelim helalinden kazanmıştır. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Helal malınızı haram hale çevirmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمَّالَهُمْ اِلَى اَمَّالِكُمْ Onların mallarını kendi mallarınıza katmak suretiyle yemeyiniz. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Şüphesiz bu çok büyük bir günahtır. Ve in hiftum alla tuksitu fil yetame yetimlerin hakkında adalet yapamamaktan korktunuzsa ki korkmak da gerekir zaten. Fenkihu ma tabalakum minen nisa kadınlardan evlenin. Mesna ve sulasa ve ruba 2 3 4 adet olmak üzere kadınlarla diğer kadınlarla evlenin. Burada İslamiyet'te birden fazla evliliğe izin verilmesiyle alakalı durumu görmekteyiz. Bazıları bunu medar-ı tenkit yapabiliyorlar. Halbuki tarih boyunca birden fazla evlilik pek çok toplumlarda görülmüş ve İslamiyet Arabistan Yarımadası'na geldiğinde, din olarak geldiğinde zaten birden fazla evlilik realitede var. Hatta bunun bir sınırı yok. Belki 5 tanesiyle, 10 tanesiyle, 20 tanesiyle evlenen kimseler var. İslamiyet bu noktada en azından bir sınır getiriyor. Ve azamisi 4 olmak üzere bu noktada sınırlandırıyor. Ve biraz sonra da göreceğimiz üzere illa 4 evlenin diye bir hüküm söz konusu değil veya 2-3 evlenin diye bir hüküm söz konusu değil. Burada bir genişlik, bazı özel durumlar olabilir ki o özel durumlarda iki evliliği hatta üçü dördü gerektiren durumlar olabilir. Bu noktada bir genişlik verilmiş. Yoksa adalet edememekten korkulduğunda ayet-i kerimede bize bildirilen birisiyle evlenmektir. Ve uygulamada da İslam dünyasında genelde bir evlilik tarih boyunca esas olmuştur. Bir kadınla evlilik. Ama 2-3 ile evlenenler fert olarak nadiren de olsa bulunmuştur. Burada eğer yetimlerin hakkında adalet edememekten korkarsanız diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder evlenin mealindeki ayet acaba yetimlerle alakası ne hatıra gelebiliyor? Hazreti Ayşe validemiz bunu şöyle açıklamış. İşte mesela bir kız yetim olarak kalmış, babası vefat etmiş, babasından epey bir servet kalmış. Bazı insanlar ve özellikle bunların akrabaları, evlenebilecek durumda olan akrabaları sırf malından dolayı kolay bir şekilde bunlarla evleniyorlar. Halbuki yetim malı yemek, malından dolayı evlenmek bu da başka bir zulüm. Bu noktada Allah-u Teala eğer yetimlerin hakkına riayet edememekten korkarsanız diğer kadınlarla evlenin. Bu noktada bize talimat veriyor. Yoksa yetim kızla evlenilmez değil. Ama malından dolayı evlenmek bu uygun değil. İşte İslam öncesinde bazı fırsatçı insanlar pek çok yetim kızı o şekilde kendi evine almış ve sırf mallarından dolayı
onlarla evlilik hayatı yaşamış. Kur'an-ı Kerim bu noktada hükümler getiriyor, belli esaslar getiriyor ve onların hakkını yerine getirememekten korktuğunuzda diğer kadınlarla evlenin. Ve bu duruma göre 2, 3, 4 olabilir. Bu şekilde bir genişlik getiriyor. Almanya'da mesela tek evlilik esas olmakla beraber, kanunen tek evlilik esas olmakla beraber, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki evlilik orada da göz yumulan bir durum olmuş. Belki de tavsiye edilen bir durum haline gelmiş. Çünkü Almanlar İkinci Dünya Savaşı'nda pek çok erkeklerini cephede kaybettiler. Bu durumda geriye çok kadın kaldı. Bir kısmı dul olarak, bir kısmı henüz evlenmemiş olarak. O günün şartlarında hem nüfuslarının daha da artması hem de kimsenin açıkta kalmaması noktasından aile hayatı yaşayabilmeleri için iki evlilik orada normal karşılanmış. Günümüzde şöyle bir durum var. Onu da bu münasebetle ifade etmekte fayda görüyorum. Aslında 2, 3, 4 veya çok daha fazlasıyla beraberlik dünyanın hemen her tarafında olan bir durum. Acı bir gerçek olarak böyle bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Ancak diyelim İslam'da 4'e kadar izin verilmişken başka sistemlerde böyle bir izin pek söz konusu değil. Ama bu defa gayrimeşru beraberlik söz konusu. Onu dost edinmek tarzında veya işte hayat kadını dedikleri kadınlarla bir ve beraber olmak tarzında bakıyorsunuz ki hadiste de bildirildiği üzere ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret edecek. Yani gayrimeşru beraberliği olacak ve belki 40 tanesiyle belki çok daha fazlasıyla beraberliği olacak. İslamiyet bu noktada buna bir kayıt getiriyor, belli esaslar getiriyor ve meselenin meşru yönünü gösteriyor. Bazı özel durumlarda birden fazla evlilik gerekebilir. Diyelim ki kadından kaynaklanan çocuklarının olmayışı. Kadında diyelim rahatsızlık var, çocukları olmuyor. Elbette her erkek neslinin devam etmesini de arzu eder. Bu durumda ya hanımını boşayacak, başka bir kadınla evlenecek veya onun da rızasıyla bir başka kadınla evlenecek ve ondan çocuğu olabilecek, nesli bu şekilde devam edebilecek. Veya daha başka özel durumlar olabilir veya savaş gibi durumlar, erkeklerin ölmesi sebebiyle savaşta devamında birden fazla evliliği gerektirebilir. İslam hukuku bu noktada bir genişlik vermiştir ve bu noktada insanları haramdan kurtarmıştır. Ama İslam hukukunu bilmeyen, hatta muhalif olanlar, İslam'ı bu noktada tenkit edenler, bakıyorsunuz ki kendileri gayrimeşru tarzda 4 tanesiyle değil, belki 10 tanesiyle, belki çok daha fazlasıyla hayat boyu beraberlikleri olabiliyor. Bu da meselenin ayrı bir yönü. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا Eğer onlar arasında adalet edememekten korkarsanız, birden fazla evlilik durumunda, فَوَاهِدَةً O zaman bir tanesiyle evlenin. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Veya cariyelerinizle, yani cariye köle kadın anlamında, onlarla evlenmek, onlarla evlenmek daha kolay olduğundan, eğer adalet edememekten korkarsanız birden fazla evlilikte bir taneyle evlenin veya ona da imkan yoksa cariyelerinizle evlenin. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُ İşte bu geçim sıkıntısı çekmemenize ve zulmetmemenize daha uygundur. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Gönül hoşluğuyla kadınlara mehirlerini veriniz. Yani mehir evlilikte kadının hakkıdır. Önceden belirlenir. İşte şu kadar altın veya şu kadar takı nasıl kararlaştırılmışsa bu kadının evlilikten doğan bir hakkıdır ve mülkiyet itibariyle kadına aittir. فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ اَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا Ama onlar kendi mallarından, mehir olarak kendilerine gelen maldan gönül hoşluğuyla verecek olurlarsa فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيَ O zaman siz de helal hoş olarak bundan yiyebilirsiniz.
Yani kadının mehrine normalde dokunulmaz. Normalde kendi malıdır, kendi tasarrufundadır. Ama o gönül hoşluğuyla kocasına bundan ikram edecek olursa, işte diyelim ihtiyaç vardır, para olarak verecek olursa, artık o zaman bunu almakta bir beis yoktur. Cenab-ı Hak hepimize mutlu bir aile hayatı nasip eylesin ve nesillerimizi mübarek eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.